Merhabalar, ısı maddeleri etkiler yani genleşme ve büzülme konusuyla yine birlikteyiz. Katılarda genleşme ve büzülme ile başlayalım. Arkadaşlar, genleşme maddelerin ısı alarak hacminin uzunluğunun artması, büzülme ise tam tersi ısı vererek hacminin uzunluğunun veya küçülmesi, uzunluğunun kısalması olarak adlandırabiliriz. Öncelikle biz... Katılarda genleşme ve büzülme ile bakır telin ısıtıldıktan sonra hacminin artması ve uzaması elektrik tellerinin yaz aylarında görünümüne benzer. Baktığınız zaman arkadaşlar ne olmuş? Sarkmış. Yani uzunluğu artmış. Yaz aylarında elektrik telleri sarkar. Neden? Madde ısı aldığında ne olacaktır? Genleşecektir ve uzunluğu artacaktır. Isı verdiğinde ise bakır telin soğuması ile hacminin azalması ve gerilmesi kış aylarında telin soğuması ile hacminin tekrar azalmasına neden olur. Kış aylarında baktığınız zaman arkadaşlar gerginleşmiş, büzülmüş, ne olmuş? Kısalmış. Buna da büzülme diyoruz. Katı sıvı gaz da halinde bulunan maddelerin ısı alarak hacminin artmasına genleşme diyoruz arkadaşlar. Genleşme miktarı maddenin cinsine bağlıdır. Yani bakır alüminyumun genleşmesi birbirinden farklıdır. Her maddenin genleşmesi birbirinden farklı. Isı alan maddeler genleşirken, ısı veren maddeler tam tersi ne yapar? Büzülür. Arkadaşlar maddeler ısı aldıkları zaman ya hal değiştirirler ve genleşirler, Isı verdikleri zaman yine hal değiştirirler ve büzülürler. Peki ısı aldıklarında hangi hal değişimlerinin gerçekleşiyordu? Erime, buharlaşma, süblimleşme ve genleşme özelliği varken ısı verdiği zaman donma, yoğuşma, kralaşma ve büzülme özelliği gösterirler. Aynı maddeler sıcaklığı düşük olan bir ortama bırakıldığında ise ısı verdikleri için hacimleri ne olacak? Azalacak. Maddelerin ısı vermesi sonucunda hacimlerin azalmasına ise ne diyoruz? Büzülme diyoruz arkadaşlar. Aynı koşullarda farklı katıların genleşme ve büzülme oranları birbirinden farklıdır arkadaşlar. Mesela biz açılmayan Konservenin kapağını koyduğumuzda konservenin kapağı cama göre daha fazla genleşecektir ve ne olacaktır? Kapak açılacaktır. Arkadaşlar genleşme ve büzülmenin en çok kullanılan deneyi Gravzant halkasıdır. Gravzant halkası ile demir küre aynı sıcaklıkta oldukları zaman küre halkadan geçiyor arkadaşlar. Bakın aynı sıcaklıktaki küre halkadan geçiyor. Demir küre ısıtıldığında genleşir ve halkadan geçemez. Biz bunu küreyi ısıttığımızda genleşecek ve bu halkadan ne yapamayacaktır? Geçemeyecektir. Demir küre soğutulduğunda ise büzülür ve halkadan geçecektir. Bu düzeneyi yaparak ısı etkisiyle maddelerin genleştiğini ve büzüldüğünü görmüş oluruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar evimizde maddelerin genleşme ve özelliğinden yararlanarak yapılan termo termostatlı araçlar vardır. Bu araçlar hangileridir? Bakalım. Metal çiftliğin oda sıcaklığında görünüşleri ikisi şu şekildeyken arkadaşlar oda sıcaklığının daha sıcak ortama metal çiftlerinin görünüşleri bu şekilde dönüyor. Baktığımızda arkadaşlar alüminyum ne yapmış? Daha fazla genleşmiş ve daha fazla ne yapmış? Büzülmüş. Soğuk ortamak olduğu zaman büzülmesi daha fazla olacaktır ve şekil bu hale gelecektir. Yine termostatlarda arkadaşlar alüminyum ve demir koyduğumuzda bakın arkadaşlar alüminyum mavi renkli alüminyum ısıtıldığında daha fazla uzayacak soğutulduğunda ise daha fazla kısılacak. Yani hem genleşmesi hem büzülmesi demirden farklı olacaktır ve konumu bu şekle gelecektir. Farklı genleşmelere sahip metal çiftleri ısıtılırsa ya da soğutulursa bükülme meydana gelir. Bu özellikten yararlanılarak ütü, fırın, buzdolabı, şofben, klima, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi araçlarda termostat kullanılır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ütü, fırın, buzdolabı, şofben, klima, çamaşır ve bulaşık makinelerinde termostat vardır. Hemen bir Örnek soru çözelim. 2012 parasız yatılık burslulukta çıkan bir soru. Bir öğrenci özdeş cam kapları temas ettirilerek şekildeki gibi deney düzeneyi kuruyor. Sonra belli zaman aralıklarını termometredeki sıcaklık değişimlerini gözlemliyor. Bakıyoruz arkadaşlar 20 santigrat derecedeki genleşme ile 50 santigrat derecedeki genleşme birbirinden farklı. Sıcaklıkta sıvı daha fazla genleşmiş. Öğrenci bu deneyle ilgili olarak hangisine ulaşır? İkinci kapta birinci kaba ısı aktarımı gerçekleşir. Arkadaşlar sıcaktan soğuğa doğru ısı aktarımı gerçekleşirdi. Birinci ifademiz ikinci kaptan birinci kaba ısı aktarımı gerçekleşir. Doğru. Birinci kaptan ikinci kaba ısı aktarımı gerçekleştirir. Bu ifademiz yanlış. Su miktarları aynı olduğu kaplar aslında ısı aktarımı olmaz. Sıcaklıkları farklı olduğu için ısı aktarımı olur. Yanlış. Suların sıcaklıkları farklı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz. Hayır sıcaklıklar farklı olduğunda ısı aktarımı olur. Tam tersi bu ifademiz de yanlış. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Hemen gözlük camı esnasında önce çevçeve ısıtılarak Arkadaşlar gözlük camı yapım esnasında önce çerçeve ısıtılarak genleşme sağlanır. Ardından gözlük camı yerleştirerek çerçevenin soğuması beklenir. Böylece çerçeve büzülür ve cam kavrayarak camların düşmesi engellenir yine tren raylarında ve köprü demirleri döşenirken aralarında boşluk bırakılmasının sebebi yazın genleşme olması halinde rayların ve köprü demirlerinin bozulmasının engellenmesidir. Arkadaşlar burada boşluklar görürsünüz. Genleştiği zaman bozulması, yamulması engellemek için. Yangın alanları ve metal termostat, termo, termometreler yapılırken maddelerin genleşme ve büzülme özelliklerinden faydalanılır. Bakın arkadaşlar burada ve burada maddelerin genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanılır. 2012 PYBS sorusuyla devam edelim. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin maddelerin genleşmesi ile ilgili değildir diyor. Cam kavanozunun metal kapağını ısıtılınca daha kolay açılması bu bir genleşme. Sıcak su konulan soğuk cam bardağın çatlaması genleşme. Yaz mevsimlerinde direkli tellerinin uzama uzama genleşme. Islak çamaşırların yazın daha çabuk kuruma bu buharlaşma ile ilgili arkadaşlar genleşme ile ilgili değil. O halde hangisi değildir diyor cevabımız D şıkkı olacak. Sıvılarda genleşme ve büzülmeden devam edelim. Isıtılan sıvıların hacimlerinde artış, soğutulan sıvıların hacimlerinde ise azalma meydana gelir. Isıtılan suyla dolu termometredeki suyun taşması sıvılarında genleştiğini gösterir. Bakın arkadaşlar burada suyun yine süt pişirildiği zaman, kahve pişirildiği zaman ne oluyor? Isı aldığında genleşiyor ve taşıyor. Termometreler maddelerin genleşme özelliklerinden yararlanarak yapılmıştır. Yine arkadaşlar genleşme özelliğinden ve büzülme özelliğinden yararlanarak termometre yapılmış. Sıca sı sı sıvılı termometrenin içerisinde düzenli genleşen civa ve alkol gibi maddeler konulur. S sıvı sıcak bir te ortama genleşerek kılcal borularda yükselir. Soğuk ortamda konulduysa ise kılcal borularda ne yapar? Düşer arkadaşlar. Suyun donduğunda genleşme özelliği göstermesi suyu diğer sıvılardan ayıran bir özelliktir. Arkadaşlar, doğadaki bütün maddeler soğuduğunda büzülürken su ise soğuduğunda genleşir. Bunun nedeni arkadaşlar göllerde, deniz, e, derelerdeki su donduğunda arkadaşlar ne yapacak? Genleşecek ve bu suyun yüzeyinde kalacak. Bu şekilde balıkların suda yaşayan canlıların ölümü önlenmiş olacak. Kışın iyi yalıtımı yapılmamış su boruları donunca ne yapar? Patlar arkadaşlar. Soğukta su şişesi ağzına kadar su ile doldurulursa patlamasına sebep olur. Su diğer maddelerden farklı arkadaşlar. Termometrelerin çalışma ilkesi maddelerin genleşme özelliğine dayanıyordu. Metal termometre, civalı ve alkolü termometreler ile ölçülemeyen sıcaklıkları ölçmek için kullanılıyor. Bu termometre ile 1600'e kadar olan yüksek sıcaklıklar ölçüyor metal termometrelerde. Burada ise arkadaşlar civalı termometreye baktığınız zaman bir dakika ısıttığınızda 2, 3, 4 bakın gittikçe ne yapıyor? Civa yüksekliği artıyor. Hasta termometresi vücut sıcaklığını ölçmede kullanılır. Cival ve dijital sayısal, ol sayısal olabiliyor. 35 ile 42 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları ölçüyor. Bakın arkadaşlar dijital hazinesinde yine hazinesinde sıvı var. Dijital termometre de bu şekilde hasta termometresi. Gazlarda da genleşme ve büzülme vardır arkadaşlar. Sıcak bir ortamda bekletilen ya da sıcak suya batırılan balonun hacmi artar. Bunun sebebi içindeki havanın genleşmesidir arkadaşlar. Uçan balonların serbest kısmında bulunan ısıtıcı yardımıyla balonun içindeki hava ısıtılır, ısınan hava genleşir ve balon şişer. Şişen balon havalanarak yükselir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ısıtma işlemi durdurularak balonun soğutulması sağlanır soğutulan balon içindeki hava büzülür ve balon alçalır. Arkadaşlar genleşme ve büzülme sırası gazlarda en fazla daha sonra sıvılarda en az katılarda olur. En fazla genleşme ve büzülme gazlardadır arkadaşlar. Balon içerisindeki hava ısıtılınca genleşir ve balon yükseliyor. Bakın ısıtma durdurulduğunda balon içerisindeki havanın hacmi küçülerek balon alçalıyor. Şurada gördüğünüz gibi. 2014 parası Yatırlık bursluluk sınavına bakalım arkadaşlar. Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aynı büyüklükte şişirilmiş öçteş balonlar bir ve ikinci cam kaplarda bulunan farklı sıcaklıktaki sular içerisine batırılıyor. Arkadaşlar birinci kaba baktığımızda ne abi bir süre sonra balon inmiş ikinci kaba baktığımızda bir süre sonra balon şişmiş demek ki ikinci kap birinci kaba göre daha sıcak birinci kaptaki suyun sıcaklığı daha fazladır tam tersi daha azdır arkadaşlar bakın çünkü balon inmiş sıcak suya batırılan balonun hacmi küçülmüştür tam tersi büyür. Birinci kapta balon büzülmüş. Bakın büzülmüş. İkinci kapta balon genleşmiştir. Doğru cevabımız C şıkkı. Büzülen balonun hacmi artmış. Tam tersi hacmi azalır. Genleşen balonun hacmi küçülmüştür. Tam tersi bunun tam tersi olacak. O halde cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Genleşme büzülmenin olumlu yönleri ve olumsuz yönlerine bakalım. Öncelikle olumlu yönlerine bakalım. Sıkışan konserve kutusu genleştirilerek açılır. Termometre genleşme ve büzülme sayesinde çalışır. Toprak oluşur arkadaşlar yine genleşme ve büzülme o toprak oluşumuna çok önemli. Gözlük camı sıkıştırılmasında kullanılır. Sıcak hava balonunun uçması için içindeki hava ısı etkisiyle genleşir. Bunlar olumlu yönleri. Olumsuz yönleri. Soğuk bardak aniden ısınınca çatlar. Sıcak günlerde genleşme ile gözlük camlarımız düşer. Mutfak tüpü konserve kutusu ve sprey kutular genleşme ile patlayabilir arkadaşlar. Tren rayları genleşmeyle bozulur. Yaz aylarında elektrik telleri sarkarak tehlike oluşturabilir. Ağzı kapalı kaptaki su buzdolabında donarak kabı çatlatabilir. Soğuk havada donan su boruları patlar arkadaşlar. Bu da olumsuz yönleri. Örneklerle devam edelim. Tren rayları döşenirken aralarında boşluk yaz aylarında elektrik tellerinde uzama ile büzülme olayıdır. Hayır, genleşme olayıdır. İkinci ifademiz yanlış. Farklı maddeler aynı oranda ısıtılırsa aynı oranda genleşir. Hayır, maddelerin genleşme ve büzülmeleri birbirinden farklıdır. Yanlış. Maddeler ısıtıldığında ne kadar genleşirse, ısıtmadan önce sıcaklığı geldiğinde o kadar büzülür. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. Termostatlar maddenin genleşme özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Doğru arkadaşlar deodorant ve sprey gaz madde içerdiğinden aşırı ısıtıldığında patlamaya neden olabilir. Bu ifademiz de doğru. Gazların genleşmesiyle ilgili. Hangisinde termostat kullanılmıştır? Arkadaşlar çamaşır makinesi, şohben, ütü ve buzdolabında vardır. Termometrede yoktur. Termometre de yok. Buzdolabında termostat vardır arkadaşlar. Aşağıda verilen olayların hangi kavramlarla eşleştirilmesine bakalım. Arkadaşlar yazın elektrik tellerinin sarkması genleşme. Havası inmiş topun güneşte şişmesi yine genleşme. Ağzına kadar su doldurulmuş camın şişenin buzdolabının dondurucu kısmında konulduğunda kırılması bu da arkadaşlar genleşme. Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi bu büzülme. Soğuk havalarda bisiklet tekerlerinin havasının inmesi bu da büzülme ile ilgilidir. Devam edelim soruyla. Şekildeki çubuk ve çerçeve aynı metalden yapılmış. Aynı sıcaklıktayken çubuk çerçeveden geçmemektedir. Arkadaşlar birinci ifadede çubuk çerçeveden geçmiyormuş. Çubuğun çerçeveden geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? Arkadaşlar bunu ne yapmamız lazım? Ya bunu soğuğa koyacağız, büzeceğiz, geçecek veya çerçeveyi ısıtacağız, genişleteceğiz ve geçecek. O halde metal çerçeve ısıtılmalıdır. Bu yapılabilir arkadaşlar. Metal çubuk ısıtılmalıdır. Hayır daha fazla büyür olmaz. Her ikisi de soğutulmalıdır. Hayır her ikisi de büzüşeceği için olmaz. Metal çerçeve soğutulmalıdır. Tam tersi ısıtılmalıdır arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Isıtılırsa ne olacaktır? Bu çubuk oradan geçecektir genleşeceği için. Esinin kavanozunun sıkışan kapağı açılabilmesi için aşağıdakilerin hangisi yapılması uygun olur? Arkadaşlar yalnızca kavanoz camının ısıtılması olmaz. Isıtılınca bu genleşir daha fazla açılmaz. Kapağı ve kavanozun camını soğutmak her ikisi de büzüşür olmaz. Yalnızca kapağı soğutmak olmaz. Kapağı ısıtıp kavanozun camını soğutmak doğru. Kapağı ısıtırsak genleşecek, camı soğutursak büzüşecek ve daha çabuk açılacaktır cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar buna göre 1 ve ikinci işlemlerin sonucunda bozuk paraların çe çivilerin arasından geçip geçmeme durumu aşağıdakilerden hangisidir? Banu şekildeki tahta zemin üzerine aralarından 1 TL bozuk para ancak geçebileceği mesafe 2 tane çivi çakıyor ve eşit zaman aralıklarında eşit ısı verip ısı e, eşit ısı alıp verebilen düzeneklerde aşağıdaki işlemleri uyguluyor. Birinci işlem bozuk parayı yeteri kadar soğutuyor. Soğutursa büzüşür ve geçer. Bozuk parayı yeteri kadar ısıtıyor. Isıtınca ne yapamaz? Geçemez arkadaşlar genleşeceği için o halde birinci işlemde geçer ikinci işlemde geçemez geçer geçemez hangi şıkta var arkadaşlar c şıkkında var o halde cevabımız c şıkkı yine bir örnek soru Grazant halkasının benzeri işlemlerden hangisi tek başına yapmak yeterlidir şekildeki demir bile levha üzerinde boşluktan geçememek demiş arkadaşlar buradan geçemiyor bunun diyor ee, işlemlerden hangisi tek başına yapmak yeterlidir? Bilyenin boşluktan geçebilmesi için. Bilyeyi ısıtırsak daha fazla büyüyecektir. Yine geçemeyecektir arkadaşlar. Bir olmaz. Bilyeyi soğutursak büzülecektir ve geçecektir. İki doğru. Bilyeyi ısıtıp demir levhayı soğutmak. Bu da tam tersi arkadaşlar. Ne olacaktır? Yine geçemeyecektir. O halde geç, geçebilecek hangisi? Yalnız iki cevabımız yalnız iki beş olacaktır. Diğer soruyla devam edelim. Tabloda ifadelerin doğru bir ya da yanlış durumlarına göre işaretlenmesidir. Buna göre tablo aşağıdakilerden hangisi de doğru işaretlenmiştir? Genleşme ısı etkisiyle bir maddenin hacminin artmasıdır. Doğru. Büzüşme olayı genleşme olayının tersidir. Doğru. Tüm maddeler aynı oranda genleşir. Yanlış. Birbirinden farklı arkadaşlar. Doğru doğru yanlış cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.